Usta, burası çok güzelmiş. Harika bir yer. Manzara çok güzel. Şahin'in yumruğu konusunda babandan güzel ders almışsın. Ona kaybetmeyeceksin. Ancak kadınlar erkekler kadar güçlü değildir. Karşılaşma uzun sürerse kaybedersin. Benim bulduğum dövüş tekniği sert olanın üstesinden yumuşak olanla gelmeye dayalıdır. Belirgin özelliği yakın mesafeli saldırılardır. İki rakibin merkez çemberi aynı hizaya geldiği zaman en yakın mesafeye ulaşıp yumruk etkili bir şekilde kullanılır. Merkez çemberini iyi savunmalısın. Daha sonra rakibin merkezine saldırırsın. İleri geri hareketlerini ve ne zaman güç kullanman gerektiğini kontrol edersin. Rakibinin gücünü kullanarak da ona vurabilirsin. Şu an sana öğrettiğim Si Yunam Tao'dur. Si Yunam Tao temel tekniktir. Özü kısa mesafelerde gücünü kontrol edebilmeye dayanır. Nam Tao düşünmek demektir. Gözlemlenebilecek tüm küçük bölümleri fark edebilmek demektir. Dikkat dağıtıcı düşüncelerden uzak, sakin ve odaklanmış olmalısın. Köprüleme, kolları yoklama demektir. Rakibinin atağına müdahale etmenin bir yoludur. Amaç en direkt güzergahta ve en hızlı şekilde rakibinin senden üstün olan gücünü onun saldırısını bozmak için kullanmaktır. Kanatları kullanırken rahat olmalısın. Sakın rakibini itme ve bu pozisyonda ilerle. Korunmak için sağ kanatları kullanmalısın. Korunmak için kullandığın bu kanatlar bükülmez olmalı. Rakibine dokunduğunda sakin olmalısın. Ok parmaklar. Uzun köprü rakibinin saldırısına hasar verir ve aynı anda savuşturur. Bu yöntem için belirli bir teknik yoktur. Kullanırken aynı zamanda değiştir. Bu özlü formül ve yöntemleri hatırla. Saldırının akışına göre ileri infaz hareketi. Rakibinin saldırısını kır ve savuştur. Merkez çemberini işgal et. Saldırıyı akışına bırakmak, doğrudan gelebilecek karşı darbelerden kaçınmak demektir. Rakibinin gücünü ödünç alıp kendininkine ekle. Ve rakibini çekmek veya itmek suretiyle tekrar akışına bırak. İleri infaz hareketi yakın mesafe dövüşü içindir. Görmek için vaktin olmaz. İçgüdülerine güvenmelisin. Rakibinden bir tepki gelmediğini anladığında rakibine saldırırsın. Rakibinin atağını kır ve aynı anda savuştur. Savunmak için saldır. Saldırı en iyi savunma yoludur. Merkez çemberi işgal etmek demek, karşı tarafın çemberini ele geçirmektir. Bu nedir sence? Bir. Bu Wang. Düşünmeden cevap verme. Üç kere yedi kaç eder? 21. On eder. Usta, benimle dalga geçme. Ming Hanedanlığında Usta Wai Chung'un anlattığı bir hikaye vardı. Şöyle derdi. İnsan bilgi olmalı, basit bir şeye farklı açılardan bakmalı. Böylece aklımızı bilgece kullanır ve aynı şekilde rakibimizi alt ederiz. Yapışkan eller. Bu benzersiz dövüş tekniğinin pratik yapma şeklidir. Belli bir şekli yoktur. Esas olarak avantajlı duruma geçebilmen için reflekslerini ve hislerini geliştirir. Saldırı ve savunma boyunca rakibini zayıf yönlerini açığa çıkarmaya zorla. Ve sonra fırsat yakalayıp aniden saldır. Bu yüzden çok çalışman gerekiyor. İçgüdüsel reflekslerini geliştir. Böylece yeteneklerinin üzerinde ustalaşabilirsin. Farklı rakiplerle pratik yapman faydalı olur. Bu sayede farklılıklara uyum sağlarsın.